Merhabalar arkadaşlar. Matematiğin özüne çözüm kümenize hoş geldiniz. Bugün 3-4-5 yayınlarının logaritma testinin son kısımlarında yer alan ÖSM tarzı bir soru. Telegram grubumuza dün gelmişti. Onu çözerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Beraber anlatımını da yapacağız. E, beraber yapalım. Hadi bakalım. Bir A ülkesinde üretilen, bu yıl üretilen ekmeklerin %98'i israf edilmeden tüketilmiştir. Pekala hala. Sonra bu yıldan T yıl sonraki israf edilmeden tüketilen ekmek oranı E. O, o formülde C çarpı E üzeri eksi 0,002 çarpı T formülle modelleniyor. İsraf edilmeden tüketilen ekmek oranı %95 olduğunda hükümet ekmek israfına karşı kampanya kampanya başlatacaktır. Buna göre hükümet kaç yıl sonra bu kampanyayı başlatmalıdır? Arkadaşlar burada C sabitini öncelikle bularak başlayalım. T eşittir 0 anında, yani T eşittir 0 an ne demek? Henüz daha bu yıldan başka bir yıla geçmeden önce T yerine 0 koyduğumuzda ekmek israf edilmemiş oranı 0.98 değil mi? 98 bölü 100 oran dediği için 0.98 alıyorum. Yani 98 bölü 100. O zaman 0.98 eşittir C çarpı E üzeri eksi sıfır gül çarpı sıfır e ne olur e üzeri sıfır o da bir yani c sayısı sıfır gül bu bir katsayı olarak buraya yazılacak yani e eşittir diyeceğiz e eşittir 0,98 bir çarpı e üzeri eksi sıfır 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 çarpı t t tabii ki çarpı T'miz e, tabii ki yukarıda burada arkadaşlar yani Bazen bu başka sabit sayılar da olabilir. Yani C yerinde başka K olur. işte P olur. Önce o sabitlerden başlamakta fayda var. Peki o sabiti bulduk. Şimdi istenilene yürüyebiliriz. Ekmek oranı 0,95 olacak. Hadi eşitleyelim. Yani şu E sayısı 0,95. %95 oran bu olacak. Öyleyse 0,98 çarpı E üzeri eksi 0,002 çarpı T. Bu 0.98'i buraya bölü diye atar ve ondalıklardan kurtarırsak 95 bölü 98 eşittir E üzeri. Eksi 0.1 0.02 çarpı T. Buradan arkadaşlar T'yi yalnız bırakmak istiyoruz. Bu T'yi buraya E'yi taban olarak yollayacağız. Logaritma E tabanında 95 bölü 98 üstel fonksiyonu logaritmaya çevirdik mi kardeşim? Çevirdik. Bu e, sağ tarafta ne kaldı? Evet bu eksi 0,002 çarpı t kaldı. İsterseniz bunu şöyle yazalım. Elen 95 bölü 98 eşittir. Eksi 0,002 çarpı t. O e ondalıklı sayıyı da düzen düzenlememiz gerekiyor. Çünkü t'yi yalnız bırakacağız. Bir de burada e eksi de var. Onu da vereceğiz bu tarafa. Yani şöyle olacak. Bu eksiye böldüğümüz zaman Eksi bunun başına gelecek. Sonra bunun kuvvetini atar. Ters çevirebiliriz. Yani şöyle olur. Elen 98 bölü 95 deriz. Eşittir. 0,2 0,002 ile 2 bölü 1000 çarpı T dersek. Burası 1 bölü 500. 500'ü de çarpı diye atarsak 500 çarpı elen 98 bölü 95. Hocam bitir artık. Bitiriyorum. Bitiriyorum. 500'ü de buraya kuvvet atıyoruz. Dolayısıyla hangi ışıkta var bu? Elen 98 bölü 95 üzeri 500. Hangi ışıkta? Elen 98 bölü 95 üzeri 500 elde edilir. Ben çözümü böyle yaptım. Sizlerin varsa farklı çözümleri yorumlara yazabilirsiniz. Soruyu soran Elif kızımıza da teşekkür ediyoruz.